seçim nabzını ölçmeye daha taş demeden devam ediyoruz. Burada abimizi gördük. Onun seçimle ilgili görüşlerini almak için şu anda yanına gidiyoruz kendisinin. Şu anda da Yayladağ ilçesinin Eğerce mahallesindeyiz. Efendim merhabalar. Kolay gelsin, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür iyiyiz Allah'a. Efendim, 30 Mart yerel seçimlerle ilgili birkaç tane sorumuz olacaktı. Sizlerin de görüşlerini alalım. Evet. Efendim, 30 Mart yerel seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti'ye vereceğiz. Peki neden AK Parti'ye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Şimdi Tayyip Erdoğan dünya lideri. Yani bütün dünya bu adamı seviyor, dünya seviyor. Ama maalesef biz bu adamın kıymetini bilmiyoruz. Yani şu ana kadar gelmiş geçmiş bütün hükümetleri gördük. MHP'yi gördük. Ben esas MHP'liydim. Bundan önce yani. MHP'yi biz başa getirdik. Üçlü koalisyon kurdular. O zamanlarda ben çiftçiyim. Yani koyunum keçim de var ama ufak bir çiftçiyim. Ben o zaman kooperatiften gübre aldım. %68 olarak faizini ödeyemedim. Ödeyemedim o zaman. Yani çok zor durumlar yaşadık. Ama Allah'a şükürler olsun. Şimdi durumumuz çok iyi. Yani bu hükümeti çok şükür. Ben 3 tane çocuk okutuyorum hükümetin sayesinde. Peki efendim 30 Mart yerel seçimlerde sizce kim belediye başkanlığını alır? Mehmet Büyükşehir, Akkaya. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda. İnşallah orayı da alacağız. Sadullah Ergin alır. İnşallah. Peki başka partiler varken neden illa Sadullah Ergin? Yani neden AK Parti? Daha önceden de MHP'liydim diyorsunuz. Evet. Daha neden? Önce MHP'liydim ama şu hükümette yani millette bir şey var. Güven var yani. Daha önce güven yoktuydu ki. Dolardan, marktan alışveriş yapmaya başlamıştık yani. Çok zor durumlar yaşadık. Benim yaşım 49. Ama MHP'ye gençliğimde MHP'ye 2 sefer oy verdim ben. En son da mesela kendi en büyük parça olarak getirdik. Kendi ne yaptı? Gitti Ecevit'ten şey kurdu, hükümet kurdu ve üçlü koalisyonda Türkiye'yi baş edemediler. Yani kenar bıraktı. Şimdi bu adamlara bir daha güvenebilir misin? Ama şu adam 3 dönem oldu Türkiye'yi nereden nerelere getirdi. Yani köyümüzün içi güllük gülistanlık oldu. Şehrimizin içi güllük gülistanlık oldu. Bak ben daha da çobanım. Çok binlerce şükür. 3 tane çocuk okuyorum ben. Benim yani doğru dürüst bir masrafım yok. Çocuklarım Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Görüşürüz.